Günaydın arkadaşlar. Bugün yine yeni bir vlog ile karşınızdayım. Kargo açılım yapacağız ama bu sefer denemeli alışveriş değil. Daha çok hani böyle eksiklerimin olduğu bir alışveriş oldu. 11-11 indirimleri benim için. Ben indirimlerde böyle hani gezeyim, hangisi uygun falan diye bakmıyorum. Zaten günlük hayatta normal. Gezerken her beğendiğim şeyi favoriliyorum. İndirimlerde de neyin ne fiyata düştüğünü o yüzden çok daha kolay görüyorum. Çabucak sepetekli alıp çıkıyorum ve kendimi hiç yıpratmıyorum. Zaten toplulukta bir resim paylaşmıştım. Kargolar burada. Şurada birkaç tane daha var. Bir de şöyle, daha önceden bana 2-3 hafta oluyor, eşimin aldığı bir hediye vardı. Onun da açılımını yapıp göstereceğim size. Bunu fikir olsun diye gösteriyorum. Çünkü hediye anlamında iyi bir seçenek olabilir. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu videoyu önce Katıl'a özel yükleyeceğim. Çünkü Katıl'a neredeyse 4-5 gündür video yükleyemedim. Herkese açık videoyu 3 gün oldu yükleyelim. O yüzden önce Katıl'a yükleyeceğim. Birkaç gün sonra da herkese açık yapacağım videoyu. Katıl'a üye olanlar öncelikle ulaşmış olacak. Şimdi başlayalım. Evet. Şimdi bunlar cam eşyalar olduğu için bunları benim önce bir açmam gerekiyordu. Kurye kontrolünde. Şöyle Jumbo'yu açacağım önce. Jumbo'yu Instagram'da takip ettiğim bir sayfa sayesinde anlık bir indirim yakaladım. Normalde şu parça 400 TL'ydi. İçerisinde iki tane böyle kahve için çift çidarlı bardaklar bulunuyordu. Şöyle. Bunun kutu hali bu şekilde 400 TL'ydi. Ben bir alana bir bedava olduğu için bir de indirimi vardı. 4 tanesi bana 130'a gelmiş oldu. 800 TL'den. Kargo anlamında bayağı iyi paketlemişlerdi. Balonlu poşete ve ekstra kağıt poşete sarılıydı. Şöyle tutayım. Bunların yakından resimlerini bırakırım size. Çok kaliteli. Gerçekten Jumbo kalitesi diye bir gerçek var maalesef. Çok pahalı olsa da normal fiyatları gerçekten normalin biraz üstünde. Çünkü geçenlerde bir gold çatal kaşık bıçak takımı baktım. 20.000 TL'ydi. Yani bayağı pahalı. Ama bunları yakalamam iyi oldu. Bunları yine kutularına koyayım. Çünkü şu an kullanmayacağım. Zaten çekmeceye koyacağım için kırılmazlar. Yıkamasını da yine kullanırken yapacağım. Şu an yıkamayacağım. O yüzden dursun. Kocaman bir kutu. Bunu Trendyol'dan aldım. Markasını hatırlamıyorum. Enfa Hornist yazıyor ama bu fikrim yok. Normal Trendyol satıcılarından, butiklerinden biriydi. Şöyle. Normalde herkes bunu akrilik tercih ediyor. Ben plastik ve böyle akrilik şeyleri hiç sevmiyorum. Hiç de kullanmıyorum. Camını buldum. İki tane aldım bundan. Tanesi 35'e geldi. Şöyle. Çizgili. Bunu da kahve içmek için yine tercih ettim. Normalde çok kahve içen biri değilim. Çay bağımlısıyım. Gerçekten şaşırırsınız.
O kadar çok seviyorum çay içmeyi. Dışarı çıktığımda, arkadaşlarımla oturduğumda, hani istisnasız artık bana sormadan işte arkadaşa bir çay, işte bana şundan bundan diyerek direkt söylüyorlar. Devamı var. Aynı mağazanın ürünü. Bu yansımalı bir bardak. Hologram şeklinde. Şu kenarları boncuk detaylı. Bu da 77 TL'ye geldi. Normal fiyatı 130'du. 129-130 civarıydı. Yine bundan da 2 tane aldım. Önceden aldığım her şeyden işte 4 tane, 6 tane alıp takımlamaya çalışıyordum sürekli. Bu huyumdan vazgeçtiğime gerçekten çok mutlu oluyorum. Çünkü çok çabuk sıkılıyorum. İkili kombinler çok daha iyi oluyor. Zaten hani böyle artık eskisi gibi her şeyi her şeye uydurmak zorunda değiliz. O algının kalkması da beni mutlu ediyor açıkçası. Bu da yine aynısı. Hepsinden ikişer tane aldım. Bunları da açmayacağım. Bir de biliyorsunuz taşıma mevzusundan bahsetmiştim size. Yeni evin durumuna göre orada çok daha iyi bir düzen oturtacağımı düşünüyorum. Sırada Esivak 2 ürünü var. Bunu görmeyeniniz yok yanınızda. Gerçekten şöyle. Stoğunu çok zor yakaladım. İnanın çok zor yakaladım. Gece 2 miydi, 3 müydü hiçbir fikrim yok. %25'te kupon kodu verdi. 244 liraya geldi bana. Şöyle önce kutuda göstereyim. Şöyle bakın. Diyorum ya, kahve içmeyen biri için çok fazla kahve bardağı aldım. Artık çay döküp içerim ben de bunları da, ne yapayım. Şu ilk bardak. Yakından göstereceğim size tek tek bunları. Kenarları gold detaylı. İçerilerinde gold yıldız detayı var. Üstünde yazı detayı var böyle bir. Yılbaşı konseptine bayıldığımı zaten bir önceki videodan söylemiştim. Yılbaşı benim için her zaman çok özel oldu. Bir anlam ifade ettiği için değil, görsel şölen tamamen. Böyle. Bu da yine ay ve yıldız detaylı. Tabaklarında sadece yıldız var. Kayan yıldız detayı vermişler şurada. Parlıyor. Biliyorum, yakından göstereceğim. Özellikle kutulaması beni çok mutlu etti. Çünkü normalde bile hani kullansanız bile kutusunda saklayabilirsiniz. Zarar görecek, yıpranacak bir kutusu yok. Kalın, bayağı önem verilmiş. Güzel yani. Esivak 2 Home'un performansı beni şaşırtıyor. Beklenti anlamında marka olarak çok bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum. Şöyle balonlu bir poşeti sarıp yollamışlardı. İçinde hani hareket bile etmiyordu. Bırakın kırılmayı. Bu da böyle bir fincan takımı. Sırada yine Esivak 2'nin bir fincan takımı var. Sadece niye fincan aldın dediğinizi duyar gibiyim şu an. Genelde favorilerime baktığımda hep bardak vardı. Zaten biliyorsunuz normalde kıyafet alışverişiydi, oydu buydu. Çok fazla alışveriş yapıyorum. Mutfak alışverişini hiç yapmamıştık daha önce sizinle. Evet, bu da yine aynı bu şekilde balonlu poşete sarılarak geldi. Şöyle önce kutusunu göstereyim size. Aynı şekilde yine kutu kalitesi bunda da var. Kalın, böyle zarar görmeyecek şekilde. Şöyle önce bir göstereyim. Umarım düşmez. Şöyle bakın. Bu da o başta gösterdiğim bardaklar gibi hologramlı. İnci tozu gibi düşünün. İstiridye konsepti zaten bunun. Şuralarında çıkıntıları, inci detayları var. Yanılsamasını göstereyim size şöyle. Şöyle
da tabakları. Bunu açabilirim, bant değil. Şöyle tek bir göstereceğim size. Çok güzel. Bu bana 260'a geldi. Yine aynı %25 indirimli. Şöyle son kez kutusunu göstereyim size. Hepsi gerçekten çok içimesinde. Gerçekten çok güzeller. Bunu da kaldıralım. Sizin için şöyle yakından çekiyorum. Şuna bayıldım. Gerçekten hepsi birbirinden farklı tarzları var ama başlı başına hepsi çok iyi. Bu da Jumbo'dan aldıklarım. Bunlar da Trendyol'da butikten aldıklarım söylemiştim. Şimdi şöyle bunu niye aldım? Bu bir omega 3 balık yağı. Saç dökülmem durmuyor. Kendimi çok çok halsiz hissediyorum. Sanırım yine kan değerlerimle alakalı bir düşüş var. Hiç geçmeyen bir eksiklik yaşıyorum D vitamini ile ilgili. Bayağı övmüşler bu yağı. 2293-95 bilmiyorum öyle bir yorumu vardı ve gayet iyi yorumları da. Şöyle. Değerleri de 2000 mg balık yağı var. Omega 3 yağ asidi 1720 mg. DHA var, EPA var ve ekstra olarak E vitamini var bunun içinde. Bunu bir denemek istedim. İyi geleceğini de düşünüyorum. Çünkü omega zaten başlı başına iyi bir vitamin. Bunu da saçlarım için, işte enerjim, direncim artsın. Benimle beraber eşimi de ikna ettim. Yiğit için de kullanmayı düşünüyoruz aslında balık yağı. Çünkü balık yemeyi hiç sevmiyor. Bunu önce doktora sormam gerekiyor tabii. O yüzden onu önce bir doktora götürüp hani başlamalı mıyız, başlarsak ne kadar olmalı, içinde ne olmalı gibi içeriğini doktordan öğrenmem gerekiyor. Şu an için eşimle ben başladık bunu. Umarım iyi gelir. Gerçekten saç dökülmem artık beni yıpratmaya başladı. Bunun markası Norveç Healthy diye geçiyor. Trendyol'dan aldım, bakabilirsiniz. Ben bundan iki tane aldım. Niye? Söyleyeyim onu da. İndirime ilk girdiğinde 243 liraya düştü. Sonra ertesi akşam baktığımda 163 liraydı. Mecburen onu da almak zorunda kaldım. 243'lüyü iptal eder miyim yoksa devam eder miyim kullanmaya bilmiyorum. Şeye bağlı. Alacağım verime bağlı. Zaten 3-4 gün içerisinde en azından enerji anlamında kendini belli edeceğini düşünüyorum. Bunu da buraya koyalım. Yine Trendyol'dan devam ediyorum. Bunları IKEA'dan aldım. 60 liraya düştü. IKEA'nın mutfak ürünleri gayet güzel oluyor. Bu zaten normal klasik çırpıcılar biliyorsunuz. Çelik bunlar. Bayağı da kaliteli görünüyor. Kendi çırpıcımın şu telleri çıkmıştı. O yüzden ihtiyacım vardı. İndirimde olduğunu da görünce hemen sepete attım. 60 liraya iki ürün. Çok zor. Evet. Şimdi bundan bahsetmek istiyorum önce bir. Bunun ne olduğuyla ilgili. Bunu kimle gördüğümü inanın hatırlamıyorum ama böyle güzel bir içerik paylaşan bir kızdı. Ruşur taşı diye geçiyor bu. Sanırım
İran'da kullanıyorlarmış, bilmiyorum. Markası Tala. Yüz ve vücut peelingi olarak geçiyor. Ölü deriyi arındırmakta falan bayağı iyiymiş. Aynı zamanda beyazlatma etkisi varmış. Hem yüze hem koltuk altına falan kullanılabiliyormuş. Arındırıcı ve beyazlatıcı doğal peeling diye geçiyor. Bildiğiniz taş bu zaten. Kireç taşı gibi arkadaşlar ama bunun herhalde şey olması gerekiyor. Damga ile ilgili bir muhabbet okudum yorumlarda. Damgalı olması gerekiyormuş galiba. Hiçbir fikrim yok ne olduğu ile ilgili. Bunu da bir kullanacağım. Kil maskesi gibi düşünün. Kil maskesinin işte bu kalıplaşmış taş hali gibi düşünün. Bir kullanıp deneyeceğim. Işıltı verdiği söyleniyor yorumlarda en azından. Görüntüsünü tekrar göstereyim mi? Şöyle. Dondurulmuş kil gibi bir şey. Belki zaten aranızda bilenler vardır ama ben ilk defa denk geldim. 46 TL'ye aldım bunu. Normal fiyatı 70-75 civarıydı. 46'ya aldım. Bir yere sürmesin. Şunun üstüne bırakacağım. Üstüme hep sürdü. Üstüm hep kireç oldu. Her neyse. Şimdi siz de zaten daha önce Shewek'ten alışveriş yapmıştık. Bunu yine Trendyol'dan aldım. Normal güncel fiyatı 207-210 o civarlarda. İki tane aldım bunda. Diğerini hemen açıp kullanmaya başladığım için onu göstermeyeceğim. Shewek her zaman hayvanlar için işte mama yolluyor. İstisnasız yolluyor. Yani bu kişiye özel falan değil. Her paketinde bunu görebilirsiniz. Çok güzel bir düşünceleri var. Bu tonik benim cildime çok iyi geliyor. Bu işte içerisinde %7 glikolik asit var. Ginseng var. Hyaluronik asit vesaire. Zaten araştırmak isteyen bakabilir. Sadece şunu fark ettim. Bir önceki aldığımdan formülü biraz daha böyle, nasıl anlatayım size, daha jel kıvamına dönmüş. Önceki biraz daha su gibiydi. Bilmiyorum, belki akıp gittiği için biraz daha jel kıvamına getirdiler. Ama o su kıvamında 2 haftada etki gösteriyorsa bunda 1 haftada etki gösterdiğini ben gözle fark ettim. Kokusunda rahatsız edici bir şey yok. İnanılmaz bir şekilde zaten cildinizden böyle kir çıktığını görebilirsiniz. Müthiş bir parlaklık veriyor. Ben sadece zaten o yüzden alıyorum bunu. Cildimde hani herhangi böyle bir işte sivilce problemi ya da siyah nokta, o tarz bir şey yok benim. Sadece böyle parlatması, işte dolgunlaştırması, canlı görünmesi için alıyorum bunu tamamen. Çok da memnunum. Benim her zaman bulundurduğum cilt ürünlerinden biri bu. Zaten üstünde de yazıyor geliştirilmiş formül diye. Son bir kargom kaldı. Bu da kargo değil aslında. Videonun başında söylemiştim, eşimin aldığı bir saat. Saati ben kendim beğendim hediye olmasına rağmen. Gelsin. Şöyle işte Swarovski taş detayları var. 42 ya da 40 milim olması gerekiyor. Linkini bırakırım isterseniz. Şöyle kolda duruşunu göstereyim size. Güzel bir hediye alternatifi olabilir sizin için diye paylaştım bunu. Ben çok severek kullanıyorum çünkü. Şöyle. Çok güzel bir saat. Çok şık. Zamansız bir parça. Her zaman, her konsepte uyum sağlayabilecek bir parça. İçerisinde de taşlar var. Kordonunda da, kasasında da taşlar var. Ama asla abartılı durmuyor. Bu da böyle bir parça. Son olarak ankete sunduğum halının detaylarına gelelim. Şöyle arkadaşlar. Asla beğenmediğiniz halıyı aldım. O ilk seçenekteki, yani kafamda ilk oturan halı. Onun resmini şöyle birazdan ekrana koyacağım. Gerçekten güzel durdu, güvenin bana. Vazgeçmek istemedim halıdan çünkü. Yine halıyı da, halının normal fiyatı 3000 küsürdü. 160'a 250 aldım ölçülerini.
Ne çok büyük ne çok küçük olsun istiyordum. Ben ne kadar aldım? 2200 aldım. Cool Halı, yani Cool Halı diye bir markadan aldım. Çok güzel yorumları var. Dediğim gibi halıyı da getirip burada açmamak için resmini çektim. Onu da videoya ekleyeceğim. Şimdilik size göstereceğim yeni bir kargo paketim yok. Bir sonraki vlog bilmiyorum şey olabilir. Temizlik vlogu olabilir, düzen vlogu. Çünkü kargo aşamasında olan bir ürünüm yok şu an. Daha kombinleme aşamasındayım. Bakayım ihtiyacım olanları ya da size göstermek istediğim ürünler olursa onları bir kombinleyip sipariş ederim. O sırada dediğim gibi belki bir temizlik vlogu yükleriz. Her neyse, beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için, İlginiz için, sevginiz için herkese çok teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.